Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizinle folyo kesme makinem Cricut Joy'u inceleyeceğiz. Aslına bakarsak uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu. Çünkü bu folyo kesme hobisiyle ilgili çok fazla soru soruldu. Aslına bakarsak hikayenin başına alayım hemen. Instagram'da Cricut'un Maker 3 modeli, benim kendi kullandığım daha büyük olan, biraz daha profesyonel kullanımlara da hitap eden modelini Reels olarak attığımda insanların çok ilgisini çektiği kendinize tişörtler, kıyafetlerinizi kişiselleştirmeler veya diğer herhangi bir eşyanızı, kupanız olur, seramik kupanız, termosunuz, normal cam bardağınız, herhangi bir ürünü kişiselleştirme fikri pek çok kişinin çok hoşuna gitti. Dolayısıyla epey merak edildi. Tabi bu videoda size biraz daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Cricut Joy'u anlatmaya çalışacağım. Aslına bakarsak Cricut bu konuda son kullanıcıya hitap eden ve çok kullanımı kolay ürünler üreten bir marka. Bu kategoriye de şöyle bir isim verebiliriz Plotter diye geçiyor Folyo kesme makinesi plotter diye geçiyor Reklamcılık piyasasında ismi Fakat burada krikat diye aslında bir hani Selpak gibi bir jenerik isim ortaya çıkmış diyebiliriz. Joy'da isimlendirme olarak Joy biraz daha eğlenceli, keyifli işler yapma amacıyla Maker dediğimizde artık biraz daha profesyonel Maker. Hakikaten zorlayıcı işler yapmak istediğinizde tercih edebileceğiniz, daha büyük folyoları kesebileceğiniz bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Buradakilerse biraz daha dar, folyoları kesmek için şu boyutta folyoları mesela aşağı doğru daha uzun olabilir fakat genişlik olarak bununla sınırlı folyoları kesmek için kullanabileceğiniz bir alet neler yapabiliyorsunuz kalemle beraberinde farklı aksesuarlar satılıyor bir kit olarak da alabiliyorsunuz bu arada kitin de linkini açıklama kısmına koyacağım bir başlangıç kiti var onunla aldığınızda Mesela kalemiyle çizimler yapabilirsiniz kağıt üzerine. Davetiyeler oluşturabilirsiniz. Doğum günü kartları oluşturabilirsiniz. Pek çok şey oluşturabilirsiniz. Daha önce bir deneme yapmıştım mesela burada işte en iyi dileklerimle doğum gününü kutluyorum diye böyle bir kart mesela üzerinde pasta resmi. Bunu direkt kendisi kalemiyle çizdi aslına bakarsak. Ardından böyle bir özel folyosu var. Bu folyoda kupalara baskı yapabilmenize yarayan bir folyo. Bununla ilgili Ayrı bir video çekmem gerekebilir çünkü biraz daha zahmetli veya biraz daha karmaşık bir konu Onu ayrıca anlatırız Ardından Şöyle minik bir parça var elimde şu anda Bu da aslında Kumaşa baskı yapabileceğiniz bir folyo Kıyafetlerinize kalıcı baskılar yapabilirsiniz mesela Ve burada da herhangi bir yüzeye yapacağınız bir folyo var. Standart aslında bir folyo diyebiliriz. Hani araba kapladıkları gibi bir şey aslına bakarsak öyle özetleyebiliriz. Son olarak başka neler var? Cricut'un farklı aksesuarları var. Kullanımınızı kolaylaştıracak bir tane işte spatulası. En çok kullanılan şey bu. Artık parçaları temizlemek için bir iğnesi, bir tane makas var. Yine Artan parçaları kesmek için bundan yararlanıyorum. Bunun gibi farklı aksesuarları da var. Bunları da satın alabiliyorsunuz. Beraberinde bu setin içinde gelenler var. Ve aslında çok fazla e, ekipmanı bulunuyor ihtiyacınıza göre, ihtiyaçlarınız arttıkça satın alabileceğiniz ekstra aksesuarları bulunuyor. Bu güzel bir özellik. Ve burada da son olarak ütümüz var. Mini ütü. Bu da aslında tam ismini söyleyeyim size Cricut EasyPress Mini. Ben de bunun daha büyük olan versiyonu da var. Daha büyük boyutlu bir tişörtü boydan boya baskı yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir model de var. Fakat onda ısınma süresi uzun olduğu için ben minik baskılar yaparken mesela şu üzerinde tişörtte bulunan kumpas folyosunu ben kendim yaptım. Ve öyle ki çok dayanıklı 15-20 yıkamadır Herhangi bir zarar almadı. Hatta kurutma makinesine de atıyorum her seferinde. Dolayısıyla çok çok dayanıklı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Herhangi bir çatlama vesaire oluşmadı. Çok başarılı bir kalitesi var hakikaten. Bu da aslında ısıtarak kumaşa baskı yapmanıza imkan tanıyor. 3 kademeli çok kolay bir kullanımı var. Bunun büyük versiyonu da elbette tercih edebilirsiniz ama biraz ekonomik olanlardan gittiğimiz için bugün ben bunu anlatmak istedim size. Şimdi isterseniz öncelikle bir Folyo üzerine, folyodan kesimimizi yapalım ve kumaşın üzerine baskımızı yapalım. En heyecanlı, en çok merak edilen şeylerden birisi bu şüphesiz. Ve aslında burada kullanabileceğimiz bir uygulama var. Cricut Design Space isimli bir uygulama. Bu uygulamaya girdiğimizde kablosuz şekilde Bluetooth üzerinden bu herhangi bir ekran olmayan cihazı kontrol edebiliyoruz. Kullanımı gerçekten çok kolay. Hemen size nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Artıya basıyorum. Burada öncekini koru diyelim. Burada bir tane SB var. Hemen bu SB logosunu ben basmak istiyorum. Burada aslında e, Cricut'un e, aynı zamanda Cricut akses özelliği var. Üst tarafta da yazıyor hatta. Bende aslında akses üyeliği var ama bu bende çıkmaya devam ediyor. Bir enteresan. E, ve bu akses üyeliği sayesinde Spotify'ın premium'u gibi düşünebilirsiniz. Size insanların başka e, kreatiflerin yaptığı baskıları, tasarımları kullanma imkanı sunuyor. Sonsuz bir tasarım havuzu var ve siz de bu tasarım havuzluğundan yararlanabiliyorsunuz aslında ve böylelikle hani kendiniz tasarlarken çok zamanınızı alacak şeyleri çok daha hızlı şekilde sadece aslında burada e, bu basma e, süresiyle işlemi tamamlamanızı sağlıyor. Dolayısıyla kesinlikle hani Cricut ürünlerini alacaksanız bunu da satın almanızı, bu üyeliği de kullanmanızı öneririm. Aylık belli bir bedeli var. Oluştur diyorum. Ardından burada şimdi geldi matsız mat üstünde matın boyutunu söylüyor ve kart matı üstünde diyor benimki mat üstünde onayla diyorum. Şimdi bakın burada boyut olarak geldi. Kaç 3 santime yakın bir boyutu var 2 santimlikte bir genişliğimiz var. Şimdi böyle bir standart grip diye yazan Cricut'ın aslında bir matı var. Bu üzeri hafif yapışkanlı bir malzeme. Daha önceden benim artan parçaları da kullanabiliyorsunuz bu arada. En çok merak edilen şey bu. Normalde büyük böyle bir folyodan içinde bunun rulolar var. Artan bir parçam var benim. Bunu kullanacağım. Çöpe gitmiyor kesinlikle. Bunu buraya yapıştırıyorum. Ve böyle bir şey ortaya çıktı. Bakın görüyorsunuz hafifçe şöyle dokundurdum üzerine. Çok bastırmama gerek yok. Ardından bunu buraya ittiriyorum. Tabi şimdi Baskıya başlamadık. O yüzden öncelikle şurada üst taraftan yansıtma. Ütülenebilir projeler için diyor. Onu seçiyorum. Kapat diyorum. Şu anda bakın SB'yi de yansıttı. Sonraki diyorum. Heyecanlı kısma. Yavaş yavaş geçiyoruz. Şimdi burada bana malzemeyi seç diyor. Malzemelerin isimleri de bu arada burada mesela Smart Vinyl yazıyor. Bu normal folyosu. Fakat biz şu anda Iron On yani ütülenebilir malzemeyi kullanıyoruz. Burada da Öncelikle diyor ki biraz ittir ileriye doğru şöyle gelelim tekrardan evet şimdi boyunu ölçecek burada folyonun boyutunu hesaplıyor şu anda ne kadar bir boyu var doğru bir ölçüde koydun mu onu hesaplıyor ve şu anda durum başarılı. Buradan git diyorum ve şu anda kesme işlemi başlayacak en heyecanlı kısmı burada da baskı yaparken bu arada mat yüzeyini üst tarafa gelecek şekilde yapmamız gerekiyor. Ben de öyle yaptım tamam. Heyecandan şimdi ters taktım diye bir gerildim ama doğru yapmışım. Şimdi burada kesme işlemini yapıyor ve kesme işlemi de gerçekten çok şirin sessiz, sakin yapabiliyor. Ben bende olan model mesela daha büyük olan versiyonlarda biraz daha gürültülü çalışabiliyorlar ama burada epey sessiz çalıştığını söyleyebilirim. İşlemimiz tamam. Tamam diyoruz. Şu anda boşalttı. Ve bakın artık bunu ben ayıklama aşamasına geçebilirim. Yapmam gereken şey burada makasımı da kullanarak burada daha fazla parçamız var. Bunlar israf olmayacak elbette. Şöyle kesiyorum ve bakın burada benim SB yazıyor. Hemen size telefonla bir kayıt da oluşturayım. Burada bakın görüyorsunuz SB yazıyor. Şimdi bunu ayıklayacağız. Bu iğnemle hızlıca ayıklıyorum. Kenarından taktıktan sonra. Özellikle bu ütülenebilir malzemelerde ayıklamak çok kolay oluyor hakikaten. Şöyle ayıklıyorum. B'nin ortasını da ayıklıyorum. İşlem bu kadar basit. Şimdi baskıyı yapacağım yüzeyi belirliyorum. Burada ben boyunluğum var. Motosiklet sürerken kullandığım boyunluk. Bunun üzerine buraya yapıyorum. aslında hafif bir yapışkan etkisi var bu folyonun. Dolayısıyla güzelce tutunuyor. Kaymıyor üzerinden. Kullanımı basması kolay hale geliyor böylelikle. Şimdi ütülenebilir. Bu aslında Easy Press'imizin, Easy Press Mini'nin ısınma tuşuna bastım. İlk seviye bu malzeme için yeterli olacaktır. Bunun rehber ölçülerini de internette bulabiliyorsunuz zaten. 3 kademeli bir şey bu. Şu anda ısınıyor. Isındıktan sonra yeşile dönecek. Böyle bir Alt koruyucusu da var bu arada. İçerisinde silikon malzemesi de var. Hani sıcaktan etkilenmemesi için, kendi eşyalarınıza zarar vermemeniz için böyle bir şey de yapmışlar. Ve ısındı. Şimdi ne yapacağım? Hemen şöyle bir bastırıyorum. Yaklaşık 30 saniye boyunca bastırmanız yeterli oluyor. Ama burada çok daha ince bir malzemeye bastığım için bunu aslında o kadar beklememe bile gerek yok aslına bakarsak. Burada da aslında bir yapışkanlı yüzey var alt tarafında. Sıcaklığın etkisiyle o eriyerek kumaşa yapışıyor ve kalıcı hale geliyor. Gerçekten de kalıcı dediğim gibi. Şimdi evet bunu kenara alabilirim. Hafiften biraz soğumasını bekliyorum. Çok sıcakken çekince o yapışkanı kurumadığı için malzemeyi de folyoyu da alabiliyorsunuz. O yüzden biraz böyle serinletmek iyi oluyor açıkçası. Şöyle bir çektiriyorum. Vay harika olmuş. Çok güzel. Hemen size şöyle bir detay görüntü çekeyim. Bakar mısınız? Çok başarılı gerçekten. Gayet başarılı. Bakın böyle katladığınızda vesaire de. Hiçbir şey olmuyor malzemeye. Gerçekten çok güzel bir kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Bakar mısınız? Şimdi bir sonraki denemeye geçelim. Ne yapacağız? Buradaki kağıdımıza bu sefer bir tebrik kartı oluşturacağız. Hemen şöyle bir bunu da yine aynı şekilde malzememin üzerine takıyorum bu tablamın üzerine. Şu şekilde yerleştiriyorum. Elbette düz olması önemli. Şöyle bir malzememiz var. Bununla da şöyle yapıyorum ardından bunu buraya bekletiyorum şimdi biraz hatta kenarda dursun hemen şimdi ne yapacağız tekrardan uygulamamıza gidiyoruz. Cricut'un Design Space uygulamasına gidiyoruz. Şimdi bir tane proje buldum. Bu projeyi oluştur diyorum. Ardından benim tekrardan bu işleme yerimi açıyor kesme matıma ulaşıyorum. Şimdi buradan ayarlara bir tekrardan bakalım. Evet doğru herhangi bir problem yok burada konumlandırmasını benden istiyor ve Hemen şöyle kağıdımı alıyorum. Tabii öncelikle aslında buradaki şeyimizi değiştirelim, kalemimizi değiştirelim. Şimdi kesmem bıçağımız bu şekilde açıp çektiğinizde çıkıyor. Ardından burada kalemlerimiz var. Bu kalemlerin farklı farklı renkleri de oluyor elbette. Hangi renk kullanayım? Kahverengi kullanayım. Kapağı açtım. Ardından buraya yerleştiriyorum bunu ve kapağını kapatıyorum. Şimdi sonraki diyelim kağıdımı seçiyorum. Ardından Tekrardan bu kesme matımızı hemen şöyle ittiriyorum. Şimdi tekrardan bir ölçüm yapacak, boyunu, posunu ölçüyor, e, uygun mu diye kontrol ediyor. Şimdi, evet, işlem başarılı. Artık kesmeye başlayabiliriz. Git diyorum ve şu anda kesme işlemi başlayacak. Bakalım, heyecanlı bir bekleyiş. Çok ilginç oluyor gerçekten. Kalemle kusursuz şekilde bir insanın yapacağından çok daha iyi ve her seferinde aynı kalitede makinelerin esprisi bu belki de baskıyı gerçekleştirebiliyor. Şu anda çizmeye başladı. Ben de sizin için yandan görüntü çekeceğim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çizmeye başlıyor. Üzerinde bir tane pastanın mumu. Evet pastanın üst tarafı kreması da belli olmaya başladı. Hakikaten sihir gibi bir şey. İnsan şaşırıyor ve ufkunu açıyor gerçekten. Cricut Joy bizim için çizme devam ederken şimdi size aslında hangi amaçlarla kullanabilirsiniz? Ondan da biraz bahsedeyim. Çünkü çok geniş bir kullanım alanı var aslında. Hobi amacıyla kullanabilirsiniz. Tamamen eğlence amacıyla. Bu arada kesim de bitti. Boşalt diyelim. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir çizim yaptı. Hatta ben size daha önce yaptıklarından bir şey de gösteririm. Çünkü şu anda mesela biraz çizimlerde eksiklik var gibi. Bundan sonra da mesela bir aşamalı bir proje. Bundan sonra da aslında buralara yaldızlar kesmeniz gerekiyor. Ardından buna bir dış karton kesmeniz gerekiyor. Gibi gibi farklı şeylerle bir doğum günü kartına çeviriyorsunuz bunu. Böyle bir proje yani sadece çizim yaptım bitti gibi değil. Kesim de yapıyorsunuz. Karton bir kapak yapıyorsunuz ona. Üzerine yaldızlı bir folyo keserek folyo yapıştırıyorsunuz gibi gibi çok aşamalı parçaları birleştirerek aslında daha da gelişmiş tasarımlar oluşturabilirsiniz. Yani burada yapacaklar aslında tamamen sizin yaratıcılığınızla alakalı diyebilirim. Şimdi isterseniz biraz da son aşamaya geçelim. O da nedir? Normal folyo ile kesim. Buradan bu kağıdımı çıkartayım. Ve folyo ile neler yapabiliyoruz onu göstereyim. Tabii aslında bunu buradan çıkarttım ama bununla işimiz yok. Şu anda buradaki diğer folyomuzla işlemlere devam edeceğiz. Burada 5 farklı renkten oluşan, pardon 4 mü? 5 farklı renkten oluşan folyolarımız var. Bu folyolardan ben hemen şuradan biraz böyle bir kahverengi var. Onunla yapalım isterseniz. Şimdi bakın bu böyle bir folyo. Bu da aslında kesme tablasına ihtiyaç duymadan kullanabileceğimiz bir malzeme. İsterseniz bunun için de bir tasarım bulalım. Şimdi bakın burada kendi eklediğim resimleri de kesebiliyorum aslına bakarsak. Ben de ne keseceğim? Üzerindeki bu kumpası keseceğim. Kanvası ekle diyorum. Görüntüle diyelim. Şu anda ekledi. Tabi boyutu epey bir büyük. Ben bunu biraz küçültmek istiyorum. Ne kadar küçültelim? Şöyle yapsak yeterli. Hatta biraz yan çevireyim ki tablodan da daha verimle yararlanalım. Oluştur diyelim. Matsız diyorum. Çünkü kesme matı kullanmayacağız. Onayla diyelim. Evet burada da kesimi oturtmak için bana yer belli belirtiyor. Hemen şöyle düzleştirelim bunu ve şu şekilde yerleştirelim. Sonraki diyelim. Tabi bu şekilde yaptığınızda aslında bu malzemeden daha fazla kullanmanız gerekiyor. Kesme matı ile kullanırken biraz daha tasarruflu ilerleyebiliyorsunuz. Özellikle küçük parçalarda. Büyük parçalar için bu daha pratik olduğunu söyleyebilirim. En azından benim kullanımım da öyleydi. Şimdi burada smart vinil kalıcı diyor. Hemen bakalım bizimkisi neymiş? Evet bizimkisi de permanent yani kalıcı manasını taşıyor. Buna basıyorum. Şimdi folyoyu yükleyeceğim ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var elbette. Buradaki kalemi çıkartıyorum. Tekrardan kesme bıçağımı takıyorum buraya. Ve bastırıyorum. İşlem bu kadar basit. Şimdi folyomu yükleyebilirim. Hemen getiriyorum şöyle. Hop. Zaten otomatik olarak yine tekrardan alıyor. Ölçümünü yapacak. Boyuna posuna bakacak. Ardından okeyse okey diyecek bana. Evet işlem hazır. Git diyorum ve baskıya başlıyoruz. Daha doğrusu kesime başlıyoruz. Zaten çok büyük bir tasarım değil. Hızlı şekilde kesimini gerçekleştirecektir. Evet işlemimiz tamam. Boşalttı da. Şimdi farklı bir aksesuarım daha var aslında burada. Bu da folyoları kesmenizi kolaylaştıran bir alet. Böyle bir giyotinimsi bir şey. Bunu buraya koyuyoruz. Ardından şöyle getiriyorum. Ölçüsüne bakıyorum. Gayet güzel. Evet. Ve bu şekilde kesiyorum. Şimdi bakın burada böyle bir parçamız kaldı. Şu diğer tarafını da keseyim hatta. Şimdi bununla olan işimiz bitti. Peki ne yapacağım? Buradaki bu malzememizi ayıklayacağız. Bu ayıklama işi de biraz zahmetli olabiliyor bazen. Şimdi şöyle yavaş yavaş kalkmaması gereken yerlerin kalkmamasına dikkat ederek ayıklıyorum. Gayet güzel oldu. Görüyorsunuz altın sarısına yakın bir rengi varmış bu arada. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi bu transfer tape yazıyor. Transfer kağıdımızla bunu buradan alacağız. Şöyle yapalım. Ardından burada böyle bir malzememiz vardı. Bununla böyle fıtı fıtı bastırıyorum. Ve güzelce aktarılmasını sağlıyorum. Folyomun. Şöyle göstereyim size. Bakın şu anda güzel şekilde aktarıldı. Şimdi kaldırdığımda alttaki folyodan ayrılıp sadece üstte şeffaf parçada kalacak. Evet. Bakın parçamız buraya çıktı. Peki nereye yapıştıracaksın Selman? İşte burada benim bilgisayarım var. Bilgisayarın üzerine daha önce de yapmıştım. Burada I love teknoloji yazıyor görüyorsunuz. Burada da one up yazıyor. Bunun manasını ne bilmiyorum. Umarım kötü bir şey değildir. Hazır denemek için yapmıştım. Burada da böyle fazladan bir folyoyu yapıştırdım. Şimdi şuraya da e, kumpasımızı yapıştıralım isterseniz. Hemen şöyle getiriyorum. Düzlüğüne bakıyorum. Zeminim de bu arada temiz. Az önce kolonya ile silmiştim. Kolonya, izopropil alkol gibi malzemelerle güzelce temizleyebilirsiniz. Hemen şöyle geliyorum. Ve kabarcık kalmaması için bir tarafından başlayıp diğer tarafına doğru yavaş yavaş gidebilirsiniz. İlk başlarda ben buna dikkat etmiyordum. Biraz kabarcık kalabiliyordu o yüzden dikkat etmek lazım. Şöyle tekrardan bastırıyorum ki yüzeye güzelce yapışsın. Ardından üstündeki transfer kağıdımı söküyorum ve sonuç çok güzel oldu. Hemen size de şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel, başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Elbette bilgisayarın rengi koyu olunca biraz o da kayboldu ama renk seçimini daha iyi yapabilirmişiz belki de. Farklı bir renk olsun diye öyle yapmıştım. Şöyle kenara koyayım bilgisayarda. Ve aslında özeteye gelecek olursak biraz masa kusura bakmayın ama hızlıca sonuca toparlamak istiyorum. Biraz zor bir video oldu benim için. Videonun, kameranın şarjı bitti vesaire. Şimdi şöyle özetleyecek olursak Cricut Joy bu e, folyo kesme işine, Cricut hobisine başlamak için çok iyi bir başlangıç. Ve aslında epey de ilerletebileceğiniz bir seviyede ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün. Ötesine geçmek istediğinizde, daha büyük folyolar kesmek istediğinizde, gravür yapmak istediğinizde, metale kazımalar yapmak istediğinizde Maker 3 gibi daha profesyonel modellerde göz atabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu başlangıç için bu hobide ilerlemek ister miyim diye kendinizde bir şüphe, endişe varsa işte o zaman endişe etmeden bu uygun fiyatlı seçeneği tercih ederek yanına böyle bir Easy Press Mini de ekleyerek uzun süreler aslında güzel hobiler deneyimler elde edebilirsiniz. En nihayetinde bunları aldıktan sonra zaten büyük bir modele geçseniz ve bunları yine kullanmaya devam edeceksiniz çünkü her ikisinin de kullanım maksadı kolaylığı fonksiyonu farklı dolayısıyla e, bence güzel bir başlangıç için bunu başlangıç setiyle alabilirsiniz yanına böyle bir EasyPress Mini 2 de ekleyerek dediğim gibi güzel bir set oluşturabilirsiniz kendinize. Yakın zamanda diğer modelle ilgili kullandığım Maker 3 modeli ile ilgili de deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Onu da kullanıyorum ki epey özelliğe sahip. Dolayısıyla biraz daha deneyimledikten sonra yapayım istiyorum. Umarım video yararlı olmuştur. Merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.